Herkese günaydın. Bugün 18 Eylül Pazartesi. Haftanın ilk iş gününden herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta koronavirüs pandemisinin yeni varyantı Eris haberleri gündemdeydi. Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de Eris varyantının 9 kişide tespit edildiğine dair açıklama yaptı. Bu haber akışıyla beraber ilaç sektörü payları olumlu etkilenirken ulaştırma sektörü paylarında satışlar hızlandı. BIST 100 endeksi ise geçtiğimiz haftayı %4'ün üstünde kayıpla tamamladı. BIST 100'de TL bazında 8020 seviyesini pivot, 8080, 8200, 8250 seviyelerini ise direnç, 7900, 7840, 7725 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı olarak ise 300,3, 304,7, 306,9 seviyeleri direnç, 293,7, 291,5, 287,1 seviyeleri ise destek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Katıldığı TV programında ekonomiyle ilgili soruları yanıtladı. Yılmaz OVP'ye de değindi. OVP için çok önemli amaçlar ortaya koyduk. Dünya tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Depremin yaralarını sarmalıyız. Asıl iş şimdi başlıyor diye konuştu. Ayrıca afet riski olan alanlarda riski azaltmamız gerekiyor dedi. OVP'nin birinci amacının bu. İkinci amacının ise enflasyonla mücadele olduğunu belirtti ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ayrıca enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemeliyiz, istihdam artışını da öngörüyoruz, sürdürülebilir sosyal adaleti de oluşturacağız diye ekledi. Vergi adaletinden tutun, sağlık hizmetlerine varıncaya kadar tüm bunlar OVP'nin birer parçası diye sözlerini noktaladı.